İstanbul Şişli'deki Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'ne çeviriyoruz şimdi. Medya dünyası gençlerin günümüzde en çok yer almak istediği meslekler arasında. Bu yüzden yüzlerce genç televizyon şirketlerinin kapısını çalmadan önce artık bu işin eğitimini almaya özen gösteriyor. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi de bu merkezlerden birisi. Diksiyondan seslendirmeye, oyunculuktan spikerliğe kadar birçok eğitim veriliyor burada. Eğitmenleri ise birbirinden değerli ve tanıdık isimler. Harbettim, etmeseydin. Doğru, yani kreşön değerimiz oydu. Dünyada hiçbir şey senin tenin kadar beyaz. Çok sevdiğim bir insan var. Ama öyle seviyorsun ki. Yani uğrunda her türlü çılgınlığı yapabileceğim birisi. Ve bu insan öldü. Bunu düşün. Ama televizyonları seyrederek bir yerlere varacaksanız örnekler o kadar kötü ki isterseniz siz gene sokağa çıkın. Kimde sıra? Hadi bakalım. Tekrarlıyoruz. Geleceğim diye yazdık. Okunuşunu buraya yazdık parantez içinde. Geleceğim. Başkent İletişim'de diksiyon, spikerlik, oyunculuk, seslendirme dersleri veriyoruz. Diksiyonu bir dünya olarak düşünün diyorum öğrencilerime. Arkadaşlarıyla, eşiyle, dostuyla iyi iletişim kurmak isteyen ve etkileyici olmak isteyen kişiler de buraya geliyor. Elbette ki belki bazı işler için doğulur ama istemek de, buna karar vermek de zaten o iş için doğulmuş olduğunun bir öncüsüdür, habercisidir diye düşünüyorum. Bıçağı diye yazsak nasıl okuyacağız diyorsun? Bıçağı bana uzatır mısın? Ekranda şöyle baktığınızda yeni spiker arkadaşlarımıza ne tür sıkıntılar görüyorsunuz? Birçoğunda aslında diksiyon hataları görüyorum. Diksiyon hatalarından sonra aktarım ve ifade bozuklukları görüyorum. Özellikle canlı yayınlarda yapılan röportajlarda, konuklu söyleşilerde doğru soruların sorulamadığını görüyorum. Bir seyirci olarak oturduğumda onu fark ediyorum. Türkiye'de Allah habercileri sever gibi bir şey kullanacağım. Çünkü çok haber var üst üste ve biz bunları iki gün geçmeden unutuyoruz adeta. Hangi haber başa çıkacak, hangi haber manşete gelecek, uzmanı getirecek, konuğu getirecek, onunla konuşacak. Hem okuduğu haberi en iyi şekilde aktarması gerekiyor hem de o konuya ilişkin en iyi röportajı yapabilme yeteneğinin olması gerekiyor. Buraya spiker ve sunucu olmak için gelen arkadaşlar buradan çıktıklarında ne kadar başarılı olabiliyorlar diyeceğim. Yani sektörde belli bir kontenjan var. Gerçekten zorlu bir yolda ilerliyorlar. Nedir onları bekleyen süreç? Şimdi şöyle demek yarar var sanıyorum. Buraya gelirken amacı ne olursa olsun gelen bay ya da bayanın bir şey garantiye alıyor. Buradan diplomasını aldığı anda artık Türkçeyi doğru ve düzgün konuşmaya başlıyor. Medyaya girebilir, bir radyo televizyona girebilir ya da girmeyebilir ama yarın çocuklarına doğru ve düzgün Türkçe öğretecek. En başta bir defa en büyük avantaj bence bu tip okullarda. Tabii kim girecek? Ben derste bunu anlatıyorum. En iyi, en farklı olan kazanacak. Yani bir dönem diyelim 15 tane arkadaş eğitim alıyor. Bunun 15'i de başarılı oluyorlar. Sonra sizin de kanalınız eleman istiyor. 15'i birden başvurdu. İşlerinden muhtemelen biri alınacak. O kim? En başarılı olan, en iyi olan, en farklı olan. Onu anlatıyorum ben gençlere. Fark yaratmanız gerekir. Burada aldığınız eğitim doğru bir eğitim. Benden ya da diğer hocalardan. Ama kendi kendinize üzerine katmanız gerekiyor. Kültürünüzü alıştırın, geliştirin. Kendi kendinize bol sohbetler yapın, programlar düşünün. Ben bir habere gitsem bu haberi nasıl verirdim? Hayali şeyler yapın ki yarın böyle bir olay meydana geldi vakit ben hazırım arkadaş, ben bunu yaparım deyin. Şuradan bana yağ verir misin diyor. Oradaki ı'yı yine okumuyoruz. Yine okumuyoruz tabii. Ya, evet. A 1,5 birim uzunluğunda uzar. Şuradan bana yağ verir misin? Şimdi biz öğrendiklerimizi, önce onu söyleyeyim, biriktirdiklerimizi, keşfettiklerimizi belli bir dönem ne kadar hiç kimseyle paylaşmayız bu meslek sahipleri. Evet. Çağatay belki siz de öylesiniz. Ama bir de o dönem geçiyor, kendinize sonsuz güven duymaya başlıyorsunuz ve o zaman artık paylaşma zamanı geliyor. Biriktirdiklerinizi öğretme, onlara aktarma zamanı geliyor. İşte ben o zamanları yaşıyorum şimdi. Hem çalışıyorum, hem hala mesleğimi sürdürüyorum, hem de o biriktirdiklerimi gençlerle paylaşıyorum. Hem karşılıklı hala bir şeyler öğreniyorum. Ben karşılıklı öğreniyoruz, hem de çok eğleniyoruz burada. İnsanlar Türkçe'ye merak sardıkça, Türkçem daha iyi olsun diye düşündükçe inanın çok mutlu oluyoruz. 5-6 gün. Alıyor musunuz? Yok ben.
şimdi geleceğin oyuncu adaylarıyla birliktesiniz ama sizin zamanınızda böyle eğitimler yoktu. Değil mi? Bunlar şanslı çocuklar. Şanslı çocuklar. Kendilerine ifade ettik onu. Bu oyunculuğun hangi kısmını kapsıyor? Bu sadece bir yol, bir başlangıç diyelim istersen. Esas eğitimlerini kendileri yapacaklar. Biz burada onun anahtarlarını vermeye çalışıyoruz. Bir kere etrafı gözleyecekler. İnsanlar ne yapıyor, nasıl davranıyor, nasıl konuşuyor? Bunları böyle derinlemesine inceleyecekler ki çok kolay İstanbul'da bunu yapmak. Bu malzemeyi biriktirecekler, ham madde bu. Anlatabiliyor muyum? Sonra okuyacaklar. Çalışacaklar ve okuyacaklar. Burada benim düşüncem o ki yetenek çok önde değil. Yetenek belki bir itici güç, bir başlangıç hızı yaratıyor. Ama ondan sonra çalışacaklar durmadan. Bak ben 47 senedir yapıyorum tiyatroda bu işi. Hala çalışıyorum. Anne karnında başladınız o zaman. 47 yani, olduğuna göre. Çok teşekkür ederim. Vallahi tam 47 sene bu sene. Ve hala çalışıyorum. Hala bir şey öğreniyorum. Ve giderek çok şey bilmediğimi anlıyorum. Daha çok şey öğrenmem gerektiğini anlıyorum. Demek ki durmak yok bu olayda. Ondan sonra son derece aydınlık, pırıl pırıl bakışlarını, gözlerini görüyorsunuz. Mutlaka hepsi çok başarılı olacaklar. Bir oyuncu dizide de oynayacak, reklamda da oynayacak, televizyonda da, sinemada da oynayacak. Tiyatroda da oynayacak elbette. Para kazanmak zorunda bir kere ve bu yolların hepsi de baba. Doğru ve saygın iş yapıldığı sürece. Yankıya yankıya eşit. Cehennemin yedi kat derinliğine de eşit. Hayvan derilmiş ağaç gövdesinin arkasında, karların altında yosun arıyordu. Ay'a gitmedim. Daha uzakta da gittim. Cüneyt abi uzaktan tanıyor arabayı. Türkan, Türkan diye koşarken... Bütün köpekler ciz köpek olacak diye bir kaide yok ya. Neden bakmıyorsun bana? Benden korktuğun için mi? Yok artık. Evet. Gülmeden. Evet, evet. Ya. Evet. Şimdi burada seslendim. Ben hareketi yapma öyle ha. Tik mi var hocam? Yok değil mi? Ama bir hayır. Oyuncunun... Vardır ya böyle ona ona. Oyuncunun vücut dilini kullanması da çok önemli değil mi? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece ve sadece söz söylemek değil oyunculuk. Tabii ki bütün bedeniyle. Yani gözüyle, kaşıyla, kulaklarıyla, burnuyla, ağzıyla, parmaklarıyla, göbeğiyle. Koşuyarak arada bir. Konfüçyüs'ün bir lafı varmış. Gülerken göbeği oynamayan adamdan kork diye. Doğru. Değil mi? Doğru. Samimiyeti ifade ediyor. Tabii ki. Tiyatroda da samimiyet. İzleyiciye o elektriği vermek çok önemli değil mi hocam? Tabii, çok önemli. Bu arada bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Gülmek ve ağlamakla. Daha doğrusu gülmek ve ağlamada insanın yüzünün aldığı şekil aynı. Hangisi daha zor? İkisi de zor. İkisi de zor. Yani oyun olarak... Oyuncu olarak düşünürseniz zordur. Gülmek de zordur, ağlamak da zordur. Ama çalışa çalışa, senelerini vere vere, öğrene öğrene bu işlerin de üstesinden gelebiliyorsun tabii ki. Ben şimdi oraya, soyumdan olan insanların yanına gidiyorum. Babacığım beni görünce çok sevineceksin. Anneciğim sen de memnun olacaksın. Peki buradaki arkadaşlar ne kadar süre oyunculuk eğitimi alıyorlar? Buradaki arkadaşlar 10 haftalık bir oyunculuk eğitimi alıyorlar ama tabii yeterli değil. Yani bizim normalde eğitimimizin 5 yıl olduğunu düşünürsek, 5 yılın içinde 10 hafta ne kadarlık bir süredir onu siz hesap edin. Biz burada amacımız temel oyunculuk eğitimi vermek. Çıktığınız sonsuz bir merdivendir. Çık çık bitmez. Ömrünüz yetmez. Hakikaten ömrümüz yetmiyor. Kağıt kalmamış yine. Rafına iyi bak. Daha 2 gün evvel bir tomara gazete koydum. Sana çeyizliğe getirdim. Keten sofra örtüleri satmasaydın. Şimdi 2 gazete parçası için sıkıntı çekmezdik. Sofra örtüleri kim sattı? Sen. Hem sattın sadece sofra örtüleri mi? Sattın da kumarda mı yedin? Bir o eksikti. Seferberlikte el alem çuval çuval altın götürürken sen ne yaptın? Harp ettim. Etmeseydin. Doğru. Bu performans hakikaten sizin... Şu kısacık süreçte koyduğunuz yürek bu alkışları hak ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir oyuncuda olması gereken özellikler, kriterler, olmazsa olmazlar nelerdir? İyi bir oyuncu olmak için öncelikle iyi bir insan olmak gerekiyor. Kendiyle barışık olması gerekiyor insanın. Hayata karşı dört elle sarılmış bir insan olması gerekiyor. Gözlem yapması gerekiyor. Okuması
izlemesi gerekiyor. Yaşadığı ana tanıklık etmesi gerekiyor. Eğer siz Afrika'da ağlayan bir annenin acısını, Rus tepelerindeki bir zavallı hayvanın, yaralanmış bir hayvanın gözündeki yaşı, bir kızılderilinin acısını hissedemezseniz, Türkiye'nin şu anda 2009 yılında aynı dünyanın her tarafındaki insanın duygusunu yüreğinizde hissedemezseniz, iyi bir insan, iyi bir oyuncu olma şansınız yok. İyi oyunculuk, iyi insan olmaktan, evrensel duygu ve düşünceleri kendi içinizde bir demet haline getirmekten ibarettir. Birbirimizi görmeden birbirimize iletişmeye başlıyoruz. Chatleşme dedikleri olay, işte sanal alışverişler. Ama gidip bir domatesi pazarda elleyip domatesin kırmızılığını görüp seçip kokusunu hissedip öyle domatesi almak başka bir keyif verir. Hayatın bir devamlılığını verir. Burada arkadaşlarımız 2,5 aylık, 3 aylık süre içerisinde tiyatronun nasıl engin bir sanat dalı olduğunu öğreniyorlar. Yani deneyimleri aktarıyoruz biz arkadaşlara, yaşadıklarımızı aktarıyoruz. O yaşamdan onlar da süzgeçlerinden bir şey çekiyorlar. Altan abinin şu anlattıklarıyla ben hayatın başka bir yolundan girebilirim. Diğer bir abimizin, bir kardeşimizin anlattığıyla neler yakalayabilirlerse kendilerinde, onun peşine gidip o yolun takipçisi olmaya çalışıyorlar. Çok sağ olun hocam. Herkesin lanetleriyle yaşayın. Uzun uzun emri. Sizi sırıtkan, yapışkan, iğrenç sömürgenler sizi. Dost yüzlü kurtlar, tatlı dilli ayılar sizi. Para budalaları, sofra sülükleri, iyi gün sinekleri. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde eğitim alan gençler sanırız artık televizyon izlerken hem daha çok eleştiriyor hem de bu mesleğin ne kadar zorlu bir serüven olduğunu daha iyi biliyorlar. Bundan 15 yıl önce bir televizyon kanalının kapısını çalıp ben kameraman olmak istiyorum dediğimde şans yüzüme gülmüştü. Ama sanırım yeni kuşak bizlerden çok daha emin adımlarla geliyor sektöre. Türkiye'nin sevgisini kazanmış eğitimcilerle çalışmak kaç kişiye nasip olabilir ki? Bu uğurda emek harcayan genç arkadaşlarımızla gelecekte yollarımızın kesişmesi dileğiyle bu haftada veda ediyoruz sizlere.